Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Çok bulutlu başlığını kullanmış. Fenerbahçe'deki hava durumuyla ilgili olarak da yine Erol Bulut'tan bir gönderme yapılmış. Kanarya lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada zirve ile aradaki puan farkını 9'a düşürmek için Gaziantep karşısına çıktı fakat Fenerbahçe'de planlar tutmadı. Sarılacıvertler eski hocası Erol Bulut'un takıma takımına boyun eğerken çok önemli bir fırsatta değerlendirememiş oldu demiş gazete. 8 haftada 16 puan kayıp. Lige çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe son haftalardaysa adeta çöküşe geçti. Şampiyonluk hayalleri kuran Sarı Lacivertler üst üste çok kritik puan kayıpları yaşadı. Kanarya söz konusu periyotta tam 8 maça çıktı ancak Vitor Pereira'nın ekibi bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Yani Fenerbahçe 8 hafta içerisinde tam 16 puan kaybetti. Yolun sonuna geldi demiş gazete başlığında. E, fanatik daha çok maç var. Trabzonspor da kaybedecek dedi. Öyle de oldu ancak Vitor Pereira Gaziantep deplasmanından da mağlubiyetle ayrıldı. Yönetim yeni hoca için hemen harekete geçti. Portekizli e, Beşiktaş derbisinde takımın başında yer almayabilir e, demiş. E, gerçekten de bakalım e, şu 2-3 gün içerisinde farklı kararlar alınabilir. Mesut bu kez kurtaramadı. Mesut Özil bu sezon ligde attığı kritik gollerle takımını adeta sırtlamıştı. Yıldız Sporcu dün e, yine Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahneye çıktı. Şık bir vuruşla 1-1 yaptı ancak Mesut bu kez Sarı lacivertleri kurtaramadı demiş. Yıldızlar Derbi'de dönüyor bir başka başlık. Haftaya Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de moraller bozuk tek teselli dev maç öncesi cezalı olmaması. Mert Hakan ve Valencia'nın yetişmesi için de hafta boyunca yoğun çaba sarf edilecek demiş gazete. Yine devam edelim bir başka sayfayla. Fotomay sayfası Antep'ten çıkış yok başlığını atmış. Fenerbahçe ile de devirdi evinde namalip unvanını sürdürdü demiş Gaziantep Futbol Kulübü için. Gaziantep'te 3 golle kazanan Kırmızı Siyahlılar lider Trabzon ve Konya ile birlikte sahasında namalip 3 takımdan biri olduğu Rıdvan Dilmen Gaziantep Fenerbahçe maçının ardından istifayı resmen açıkladı. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Trabzonspor cumartesi günü kaybedince büyükler bir acaba diye düşündü. Konya Sporu, Atay sporu katmıyorum tabi. Fenerbahçe 12, Galatasaray 16, Beşiktaş 18 puan uzaktaydı. En uzakta olan kazandı sadece. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Trabzonspor'u yakalama şansları yok. Çok kopuklar. Fenerbahçe'de meselinin üçlü ya da beşli olmadığını anlayamadı hala insanlar. Oyuncu ve teknik direktör arasındaki bağ, ilişki nasıl, Fenerbahçe'de Pereira'nı kullanmak istemediği Mesut ve İrfancan var. Onları mecbur kaldığı için oynattı. Fenerbahçe'nin oynadığı maçların yarısında puan kaybedecek bir kadrosu yok. Fenerbahçe bu teknik direktörüyle yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim. Konuşmadım ama Ali Koç gönderecek. Göndermezse taraftarlar arasındaki bağda kopacak. Fenerbahçe 8 tane savunma oyuncusuyla kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Gustavo ve Rossi'ye nasıl dayandı bugün? Kötü oyuncular değiller ama bugün teknik adam nasıl dayandı? Sisteme göre oyuncu oynatılır. Sisteme göre olsaydı oynadığı bölgünün oyuncusu değil mesela. Nasıl sabretti? Kim mince her zaman iyi oynayacak diye bir kural yok. Bugün hatalar da yaptı. Dinlendirebilirsin de mesela haftaya. Ama Fenerbahçe'de mesele bu mu? Fenerbahçe'de bir tane Crosby oynar. Ben gerekirse Mesut'u daha geride oynatırım. 13 tane mi gol yiyecek takım? Vitor Pereira Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sezonu tamamlayamaz. Mayıs ayını görme ihtimali yok. Pereira tercihine bir şey demiyorum. İkinci olmuş. Daha önce çalışmış ama kriz nerede başladı? Kriz Mesut'ta başladı. İrfan'la başladı. Pelkas'la başladı. Bu takımda Zalai 3 maç yedek kaldı. Fenerbahçe bugün kazansaydı Trabzon kendisine geleceği için 6 puan kaldı diyecekti ama gardı düştü. Bundan sonra yapılacak tek şey teknik direktör değişikliğidir. Fenerbahçe'de teknik direktör değişecek. Futbol bunu emrediyor. Futbolun emrettiğine karşı gelemezsiniz. Ali Koş devam edeceğim mi diyor. Edemeyeceksin başkan. Etme. Mümkün değil dedi. Mesut Özil Gaziantep Fenerbahçe maçında yine o vuruşu yaptı. Fenerbahçe Gaziantep'ten hayal kırıklığıyla ayrılırken kaptan Mesut Özil'in golü sosyal medyayı salladı. Deplasmanda skoru 1-1'e getiren golü atan Yıldız futbolcu kendisini az vuruşla tekrar gündeme geldi. Arsenal'da oynadığı dönemlerde de topu yere çarptırarak kaleciyi zorza bırakan ve ağları sarsan Mesut Özil Bunlara bir yenisini de Gaziantep'te ekledi. Tecrübeli futbolcunun geçmiş dönemlerde attığı bu tarz goller sosyal medyada paylaşıldı. Kısa süre içinde binlerce yorum yapıldı. Bu sezon Süper Lig'de 13 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu 5 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. 90 dakika boyunca 66 kez topla buluşan Mesut %90 pas isabetiyle oynadı. Gaziantep Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Deplasman'da Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu. Kırmızı siyahlara galibiyeti getiren golleri Figueredo ve penaltıdan Maxim kaydetti. Sarı lacivertlerin gollerini Mesut Özil ve Miyaz attı. sattı. Müsabakanın ardından açıklamada bulunan Sarı Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira istifa sorusuna yanıt verdi. İşte o sözler. Karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen istifayı düşünüyor musunuz sorusuna yanıt veren Vitor Pereira bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği belirsiz. Fenerbahçe'de yönetimin Gaziantep mağlubiyeti sonrasında yeni teknik direktör arayışına başladığı iddia edildi. Fenerbahçe'de yönetim içerisinde Vitor Pereira'nın bir an önce gönderilmesi için yoğun bir baskı var. Bu zamana kadar Portekizli hocaya destek çıkan Başkan Ali da artık geri adım atmaya hazırlanıyor. Fanatik'in iddiasına göre teknik direktör araştırı hemen başlayacak. 1 Ocak'ta Beijing Kuan'dan ayrılacak olan Slaven Bilic'in durumunu hızlandırmak için girişimlerde bulunması bekleniyor. Karagümrük'ten ayrılan Faryoli yine gündeme gelebilir. Ezel'i rakip Beşiktaş, Sergen Yalçı sonrası yeni hoca bulana kadar Önder Karaveli ile devam edileceğini açıkladı. Önümüzdeki haftaki derbide Siyah Beyazların hocasının kim olacağı merak edilirken Oklar bu Bukazitor Pereira'ya döndü. 53 yaşındaki teknik adam... Beşiktaş ile oynanacak mücadelede takımının başında olmayabilir. Fenerbahçe de mücadeleye yeni bir hoca ile çıkabilir. Fenerbahçe'de Luis Gustavo'ya büyük tepki var. Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep ile karşılaştı. Sarı lacivertler karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılırken yaptığı pas hatalarıyla 2 gole sebebiyet veren Luis Gustavo'ya taraftarlar sosyal medyada isyan etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yaptığı pas hatasıyla Fenerbahçe'nin orta sahadan gol yemesine sebebiyet veren Luz Gustavo ikinci yarıda çok kötü başladı. 52. dakikada yine Brezilyalı futbolcunun yaptığı pas hatasıyla şekillenen Gaziantep hücumunda hakem Atilla Kara olan beyaz noktayı gösterdi ve ev sahibi takım penaltıdan bulduğu golle öne geçti. 61. dakikada yeni zayıtsa bırakan Luz Gustavo'ya sosyal medyada sarılı acıverti taraftarlar büyük tepki gösterdi. Yapılan öfke dolu paylaşımların ardından Brezilyalı futbolcunun adı kısa süre içinde gündemin zirvesine oturdu. Twitter'da bir saat gibi bir süre içerisinde Brezilyalı futbolcu hakkında yaklaşık 70 bin tane tepki içeren tweet atıldı.